Çok biraz indi. Sosyal mesafe kurallarına uymanızı önemli rica ederiz. İnşallah şu normal süreçleşmiş, normalleşmiş biraz daha hızlı giderse inşallah evet. Daha rahat olacak. İnşallah. Millet olarak, devlet olarak ileri gideceğiz. Covid-19 tedbirleri nedeniyle geçici bir süre ara verdiğimiz yüksek hızlı tren seferlerimizi normalleşme süreciyle birlikte bu sabah yeniden başlatıyoruz. Bakanlık olarak biz de önceliğimizi insan sağlığı olarak belirleyerek salgına karşı bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey önlemler aldık. Ne mutlu bizlere ki artık normalleşme sürecine girdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da atlatmakta olduğumuz pandemi sürecinde sağlık ve hijyen tedbirlerini elden bırakmadık, hedeflerimizden şaşmadık. Şimdi sizlerle birlikte normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha atıyoruz. Ara verdiğimiz yüksek hızlı tren seferimizi yeniden başlatıyoruz. İlk trenimizi Ankara'dan İstanbul'a yolcu ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul hatlarımızda sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer olacak. Trenlerimizi sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek seyrek oturma düzeniyle yolcularımızın yan koltuklarını boş bırakarak %50 kapasiteyle çalıştıracağız. Bu nedenle 411 yolcu kapasiteli trenimizde 185, 483 kapasiteli trenimizde ise 213 yolcuya hizmet vereceğiz. Trenlerimiz %50 kapasiteyle çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. İnşallah en kısa sürede seferlerimizi yerli üretimimiz olan yerli elektrikli trenimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tüm hatlarımızda üst düzey hijyen ve sağlık tedbirleri alınması ve önemli önceliklerimizdendir. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızı en güvenli şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırmak ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuşturmaktır. Elbette bu yeni süreçte vatandaşlarımızın da yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükler var. Yüksek hızlı trenle seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızdan bilet almak için gerekli HES kodu ve seyahat izin belgesi istenecektir. Vatandaşlarımız HES kodlarını Sağlık Bakanlığımızın mobil uygulamasından ya da SMS ile alacaklar. HES kodunun geçerli olduğu tespit edildiyse bilet satışı yapılabilecek. Giriş çıkış yasağı bulunan illerimize seyahati için verilen seyahat izin belgesi ise trene binişte görevlilerimiz tarafından kontrol edilecek. Bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahati iptal edilecek. İstasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcularımız kesinlikle trene alınmayacak. Bilet ücretleri kesintisiz iade edilecek. Her yolcunun biletine ait koltukta oturması sağlanacak ve yer değişimlerine izin verilmeyecek. Seyahat sırasında COVID-19 belirtileri gösteren yolcularımız trendeki izolasyon bölümüne alınarak uygun olan ilk istasyonda sağlık görevlilerine teslim edilecek. Trenlerimizde COVID-19 riskine karşı yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek. Tüm bu önlemlerin yanı sıra gar, istasyon ve trenlerimizde hizmet veren tüm personelimizin salgın riskine karşı uygun koşullarda hizmet vermesi sağlanacak. Trenlerimizin her sefer öncesinde ayrıntılı temizliği ve hijyen işlemleri yapılacaktır. COVID-19'a karşı bütüncül tedbirleri alıp başarıyla uygulayan bir ülke olarak yüksek hızlı tren seyahatleri için almış olduğumuz sağlık ve hijyen önlemlerini başarıyla uygulayacağına inanıyorum. Vatandaşlarımız sağlık ve huzur içinde sevdiklerine kavuşacak ve gitmek istedikleri yere ulaşacaktır.